Merhaba, ben Murat Orhan. Yaklaşık 3 ay kadar önce imalatını tamamlayıp servise aldığım güneş enerjisiyle araç şarjı istasyonumu kısaca tanıtmak istiyorum. Bu proje iki ayrı kısımdan oluşuyor. İlki paneller ve panelleri taşıyan motorlu açı ayarlı çelik konstrüksiyon, ikincisi ise aküler, invertör, sigortalar ve diğer elektrik ve elektronik aksamı topladığım ve güç kutusu adını verdiğim plastik bir bahçe sandığı. Bu sistemi projelendirmem ve gerekli malzemeleri yurt içi ve yurt dışından toplamam yaklaşık 2 ayımı aldı. Yapım aşaması da hemen hemen her şeyi kendim yaptığım için yaklaşık 1,5 ay sürdü. Kullandığım güneş panelleri Manisa HSA enerji üretimi. Yarım hücre, monokristal, standart test koşullarında maksimum 540 watt üretebilen paneller. Bu panellerden 6 tanesini seri bağladım. Yani standart test koşullarında 3.2 kW'ın üzerinde bir güç üretebiliyorlar. Zaman zaman özellikle serin ve güneşli havalarda bunun da üstüne çıkıyor. Ancak yine de güneşli havalarda ortalamayı 3 kW olarak almak lazım. Seri bağlanan bu panelleri 6 mm² solar kablo ile ve güvenlik için kilitli bir devre kesici kullanarak invertörün de içinde bulunduğu güç kutusuna bağladım. Bu panelleri taşıyarak aynı zamanda altındaki aracı güneş ve dolu gibi dış etkenlerden de koruyan çelik konstrüksiyonu 6 ayrı parça olarak tasarladım ve imal ettim. Bu sayede bağlantı cıvataları sökülerek istenilen yere taşınabilir ve tekrar montajı yapılabilir. Altına bağladığım tekerlekler yardımıyla da bulunduğu yerde kısa mesafelere itilerek taşınabilir. 2 adet çanak anten motoru kullanarak panellerin yer ile olan açısını 5 derece ile 42 derece arasında ayarlayabiliyorum. Bu da her mevsimde güneş ışınlarının mümkün olduğunca panellere dik gelerek verimlerinin artmasına olanak sağlıyor. Sistemi 230 volt, maksimum 16 amper verecek şekilde tasarladım ki bu zaten ev tipi standart bir prizden alabileceğiniz maksimum güçtür ve yaklaşık 3.6 kW'a denk gelir. Güneşli havalarda bu gücün yaklaşık %90'ını, bulutlu havalarda ise %50-60'lık kısmını güneş panellerimizden, kalan kısmını ise akülerimizden karşılayarak, standart tipikli bir şarj cihazı kullanarak aracımızı tamamen güneşten şarj edebiliyoruz. Kullandığım araç Renault Zoe 50 kWh batarya kapasiteli bir araç ve menzili normal kullanımda 400 km. Basit bir orantı hesabı ile 3.6 kWh ile yaklaşık 28 km gidebileceğini buluruz. Yani aracımızı şarja tuttuğumuz her saat bize güneşten gelen 28 km menzil sağlıyor. Günde yaklaşık 8 saat şarj etsek 220 km'nin üstünde bir menzil kazanırız. Ben günde 50-60 km yol yapıyorum. Yani 2-3 saat güneşten şarj bana fazlasıyla yetiyor. Şarj cihazımız amper ayarlı. 6, 8, 10, 13 ve maksimum 16 amper ile aracı şarj edebiliyor. Bu da mesela yağmurlu bulutlu bir günde akülere de yük bindirmeden istersek tüm gün aracı daha düşük bir güçte tamamen güneşten şarj etmemize olanak tanıyor. Güç kutumuza gelirsek içinde Maxsum marka 5 kW 48 volt yüksek voltaj Bluetooth modüllü VM3 bir akıllı invertörümüz var. Ülkemizde çeşitli markalar altında satılan Çin malı bu tip akıllı invertörlerin çoğu aslında orijinal Voltronic Expert'ın aynısı. Yalnızca renkleri ve üzerine basılan markaları farklı. Bu durumda arıza halinde teknik destek alabileceğiniz bir firmayı seçmenizde fayda var. Bu invertörün ekranı ayrılabiliyor ve uzatma kablosu ile rahat izleyebileceğiniz bir yere monte edebiliyorsunuz. Ancak ben Android cihazlar için üretilen Watch Power uygulamasını Samsung tabletime indirdim ve gerektiğinde invertörü Bluetooth aracılığıyla oradan izliyorum. Bu ekrandan akülerin anlık voltajını, kapasitesini, şarj veya deşarj akımlarını, çıkış voltajınızı, çıkış frekansınızı, yükün çektiği gücü, panellerin ürettiği gücü ve panellerin voltajını görebiliyorum. Ayrıca invertörün ayarlarını yapabiliyor ve belirli bir zaman aralığı için rapor alabiliyorum. Güç kutumuzda 4S2P yani 4 adet seri 48 voltluk birbirine paralel bağlanmış toplam 8 aküden oluşan 2 akü grubumuz var. Bu aküler Yuasa SWL3300 modeli, 102 amper saatlik çıkma UPS aküleri. Ben bunları 50-60 akü içinden tek tek ölçerek sağlıkları %100 olan ve iş dirençleri aynı olan 8 adedini seçerek aldım ve geçen süre içinde hiç sorun çıkarmadılar. Ayrıca seri bağlı aküler şarjda ve deşarjda aynı voltajda kalsınlar diye bir akü dengeleyici kullanıyorum.
Panellerden gelen elektrik hem pozitif hem de negatif olarak önce 20 amper DC sigortalara, daha sonra 20 amper DC devre kesicili sigortalara ve yıldırım korumaya giriyor. Buradan invertöre bağlanıyor. 48 volt akü grubu ise 63 amper DC devre kesici sigorta ile invertöre bağlanıyor. 230 volt 50 Hz'lik alternatif akım çıkışta ise 20 amperlik bir sigorta ve çıkış voltajını ve akımını da görebileceğimiz ayarlı bir gerilim koruyucu var. Tüm sistemin topraklamasını 2 adet 1 metrelik bakır çubuğu toprağa çakarak sağladım. Videonun devamında imalat ve kullanım aşamasından bazı görseller var. Dileyen seyredebilir. Çok fazla detaya girmeden anlatabileceklerim bu kadar. Daha detaylı bilgi isteyen ya da sorusu olan yorumlara yazabilir. Herkese mutlu, huzurlu günler dilerim.